Osman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümüne yıllarını vermiş bir akademisyendir. İstanbul'a tutkundur ve tarihine pek yakından ilgilidir. Hayalinde ise hep geçmişe gitmek, o zamanki İstanbul'da yaşamak vardır. Osman, son günlerinde tarihi İstanbul'da yaşama fikrini aklından çıkaramaz olmuştur. Osman, her gün geldiği tren yolculuğunda kendi kendine detaylı bir senaryo kurgulamaya başlar. Bu senaryoda 1800'lerin İstanbul'unda tarihi yarımadadadır. O dönemde hayatta kalabilmek için ne gerekir? Hepsini öğrenmeye koyulur. Kılık kıyafet nasıldır? Asker yaşı nedir? Nasıl bir Türkçe ile konuşur ise göze batmaz? Bu tip detayları bir ders gibi çalışmaya başlar. Tam 3 yıl boyunca her gün bu konuya kafayı yorar. Evdeki çalışma odasından bazen geceleri bile çıkmaz, bu konuya çalışır. Eş ve çocukları bir gariplik olduğunu hissederler fakat durumu çözemezler. Osman önce 1800'lerin tarihi yarımada haritalarını toplar ama ne bulduysa bir harita yığınıyla günlerini hatta aylarını geçirir. Ne de olsa gittiğinde yolunu kaybetmemesi, nerede olduğunu emin adımlarla bilmesi gerekir. Osman bu hazırlıkları yaparken bir gün çalışma odasında uykuya dalar ve tarihi bir yolculuğa çıkar. Ama işler tam da planladığı gibi değildir. Gözünü açtığında keskin bir kurşun kokusuyla öksürmeye başlar. Bir süre ne olup bittiğini anlayamaz. Gözleri olduğu ortama biraz alıştığında bir camide olduğunu fark eder. İçerisi oldukça aydınlıktır. Fakat kapıları kapalı ve kimse yoktur. Nerede olduğunu anlamaya çalışır, işaretlere bakar, yorum yapar. Camiyi inceler. Çiçek buketli Tuğra detayını görür. Bu yenilikçi barok izinden caminin Nuri Osmaniye olduğunu pek tabii anlar. Bu aydınlık, bu renkli vitray detaylar. Evet, burası Nuri Osmaniye'dir. Peki neden caminin kapısı kapalı? Bu ağır koku neden? Camlardan bakar ve avludaki izleri fark eder. Bu benzersiz avluya baktığında anlar ki 1866 Büyük Hocapaşa yangınına denk gelmiştir. İmaret, mektep, Mahveli Humayun telef olmuştur. Camiden çıkmaya çalışır. Kapıları zorlar, parmaklıkları yoklar. Tam da bu sırada kurşun kokusundan olacak ki uykusu gelir. Aman Tanrım! Uyandığında çalışma odasına geri dönmüştür. Tüm bu yaşadıklarının bir rüyadan ibaret olduğunu anlar. Fakat bu deneyim çok hoşuna gitmiştir. Ama geldiği durumdan biraz da olsa çekinir. Çalışmalarını biraz ara vererek daha sonra aynı motivasyonla çalışmaya umar. Hikaye de burada biter. Türk kalıcılığı, zengin kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun dokuma geleneği dünya çapında tanınmıştır. Halılar, geleneksel desenleri ve renkleriyle Türk sanatının izlerini taşırlar, aynı zamanda ustalıkla işlenmiş el emeği ürünlerdir. Türk kalıcılığının bu zengin geçmişi günümüzde de sanat ve el sanatları dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Kapalı Çarşı'da bu kültür hala yaşatılmaktadır. Gelin şimdi hep birlikte 6 nesildir Kapalı Çarşı'da olan Şengör halıcılığı ve modern tasarımlarla geleneği birleştiren doku halıcılığı ziyaret edelim ve bu miras hakkında biraz sohbet edelim. Mesela bu işe nasıl başladınız? Babamın yanında yetiştim. 12-13 yaşından itibaren dükkana başladık. İşte okul tatillerinde geliyorduk, yaz tatillerinde geliyorduk. Nesilden nesile halıcılık yapan bu aile Kapalı Çarşı'nın en eski dükkanlarından biridir. Kapalı Çarşı geçmişten günümüze çok değişmiş, doğal olarak esnaflar arası ilişki de değişmiştir. Günümüzde hala dükkanların içinde çaycılar, muhabbet eden esnafları görebiliriz. Peki bakalım geçmişte neler yapıyorlarmış? Buradaki ilişki çok daha mükemmeldi. Yani sabahleyin bir araya gelirler, oturup çay kahve içilir, muhabbet edilir. Hep böyle yapıcı, hep İleriye dönük, öğretici muhabbetler olurdu. Şimdi o tip bir şey, birliktelik pek gözükmüyor.
Evet, kapalı çarşının değişimi esnaf ilişkilerini maalesef ki zayıflatmış. Eskiden halı dokuyanlar ve halı ticaretiyle uğraşanlar çok daha fazlayken ve bu kültürümüzün büyük ve değerli bir parçasıyken günümüzde bunun azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Peki bunun sebebi ne olabilir? Halıcılık mesleği neden önemini yitirmiş olabilir? Bakalım halıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Aşağı yukarı 4500-5000 dükkan varmış kapalı çarşıda. Hani büyük bir çoğunluğu halıcıymış eskiden. Ama 2015'ten sonra özellikle bu halıcılar kapandı. Hani böyle daha çok hediyelik eşya, lokumuş. Yani şu anda çarşıda devletin açıklamış olduğu geçen bir şey vardı. 150 tane halıcı kalmış totalde diyorlar ama yok o kadar. Talebin azalması bu mirasın korunmasını engelliyor. Fakat tek engel talep mi? Şengör Halıcılık'ta konuyu farklı bir yerden ele alıyor. Köyün kasabanın yakınında sanayiler kuruldu, fabrikalar kuruldu. Kızlarımız, kadınlarımız oralara gidip çalışmaya başladılar. Halıcılık mesleği tabii biraz yavaşladı, azaldı. Halıcılığa verilen önemin azalması halıları da etkilemiş olmalı. Peki halılar? Verilen değer gitgide azalıyor. Tabii bu hem halıların dokumasının azalması hem de alım gücünün azalması. Peki modern halıcılıkla uğraşanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Benim edindiğim bilgiye göre bundan bir hani 25 yıl öncesine kadar kapalı çarşıda 6 metrekare üstü halı yok. 6 metrekare üstü ve sadece işte Türk halıları. İnsanlar tarafından halılara gösterilen ilgi ve talebin azalması üretilen halıların kalitesini de etkilemiştir. Eski Türk halıları neden daha sağlamdır ve manevi değeri daha fazladır hiç düşündünüz mü? Malzeme olarak çok kıymetli malzeme. Yünün en güzel kısmını eğirirlerdi. Boyanın en güzel kısmıyla boyarlardı. Yıkarlardı, güneşledirlerdi. Öğretmenleri iyiydi. Başlarında anneleri, anneanneleri vardı. Onlardan öğreniyordu kızlarımız. Şimdi artık evlerde pek fazla kalmadı. Ancak işte bir iki kişinin gayretiyle atölyeler var. O atölyelerde dokuma devam ediyor. O da daha profesyonelce artık hazır ipliklerle, hazır boyalarla, daha basit modellerle. Eski Türk halılarının başka bir özelliği de desenlerin bir hikayesi olmasıdır. Halıların üzerindeki motifler bir miras taşımaktadır. Eski Anadolu halıların kullanılan motifler çoğu kişi için günümüzde devam eden bir merak ve araştırma konusudur. Yöresel ve sembolik anlamların yanı sıra bakalım halılar bize başka neler anlatmak istiyor? Baktıklarında ne görüyorlar ise onları stilize olarak halıya nakşederler. Olay budur. Ay görür, ayı koyar. Yıldızları koyar. Çiçekleri koyar. Ağaç koyar. Sahillik bir kasabaysa balık, midye, yosun. Örneğin bu halıda hem kilise hem de bir camiyi bir arada görmekteyiz. Bu üretildiği yer ve o bölgedeki birliktelik ile ilgili bize çok şey anlatmaktadır. Gördüğümüz üzere halıcılık mirası bütün zorluklara rağmen hala hayatımızın içinde ve onu sürdürmek için çabalayan insanlar hala var. Halıcılık birileri sahip çıkmazsa bitecek bir miras. Peki bu mirası anlayan ve devam ettirebilecek insanlar hala var mı? Babam da halıcıymış gençliğinde, sonra bırakıyor ama ben bu işe bir yani sevgi duydum. Bunu ileriye doğru taşıyacağız. İlk birinci olur da. Birinci. Fesli olan. Babamın dedesi. Babamı. Buradaki babası benim dedem. Babam ve ben. 1, 2, 3, 4. İki tane kızım var. Onlar da babam. Torun. Bir de torun var. Şengöl halıcılık ve doku ile yaptığımız sohbetler burada sona eriyor. Halıcılık Türk kültürünün bir parçası olarak geçmişten günümüze taşınan kıymetli bir mirastır. Halıcılığın sadece bir zanaat değil, aynı zamanda kültürel bir hazine olduğunu unutmamalıyız. Türk halıcılığı gelecek kuşaklara aktarılmalı ve korunmalıdır. Çünkü bu sanat köklerimizin derinliğini ve özgün kimliğimizi yansıtan bir aynadır. Kapalı çarşı kapanıyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Cheers.
yine düştü herhalde. ...1460'dan beri İslam'ın en önemli ticari noktalarından biri olan Kapalı Çarşı, derin tarihi geçmişiyle İstanbulluların uğrak bir noktasıdır. Dünyanın en büyük tarihi, üstü Kapalı Çarşı'dan olan bu çarşı 4000'den fazla dükkana sahiptir. Kapalı Çarşı esnafının en zevk aldığı aktivitelerden biri çay içmek olduğu için bu talebi karşılamak amacıyla Kapalı Çarşı'da epey fazla çaycıya kurulmuştur. Biz de gezerken önümüze çıkan ilk çaycının peşine takıldık ve onların hikayesini sizlere yansıttık. Kaç sene? 40 seneden beri. Pardon. Peki çaycıdan nasıl başladınız? Çok. Bir tane çay alabilir miyim? Geldik sonra hemen başladık. Yani arada doğumda sonra biraz. Peki babadan kalmadı diye meslek tarzı. Babada kalmadı. Babam. Mehmet'in babamı da çalışmış burada. Kızı devam etti. Devletler yani. Çalışıyorsunuz. Rehmatlı babamızdan kalmış burası. Çoktur, meşhurdur ya. Çeteye bir orta kahve daha eklendi. Oldu. İki orta bir az oldu. Abi hayır. Bir az bir orta bir orta daha eklendi. Yeni gümüş içe. Eski tarihten kalmış burası. Efendim. Ya insan olarak eskide hiç, şu anki hiç bir esnaf yok. Eski esnafın hiçbiri yok. Bir eski esnaf varsa burada Yusuf Bey. Diğerleri hep inanın çok güzel kaldı. Yani eski esnafta ne sevgi ne sevgi diye bir şey kalmamış. Yani ama eskide farklı bir şey. Ben 40 yıldır buradayım. 83'ten beri buradayım. Yani burada derken öbür ocaktaydım. Ben daha buraya yeni geldim. Burası da bizim de. Yani eski esnaf yok. Mümkün değil. Peki eskiden bu kadar turist var mıydı? Peki buradaki çaycılık geleneği ne zaman devam ediyor? Bunu biliyor musun? Çok güzel oldu. Geldi abi çaylar geldi. Çay kolay değil. Zor burada. Evet. Ben çay getirmesin ben çay onun suratını alacağım. Bana böyle dokundu mu? Dakları gidecek. En eski adı bu. Şakir. Tamam abi. En eski adı. Hareki alıya bir açacak. Tamam hareki alıya açacak tamam. Ender'e bir açık. Ender bir açık anlaşıldı. Bu çarşı istemiyorsun. Evet çok değişti mi son senelerde? Kapalı çarşı bitti artık. Eskiden İngilizce, Almanca bilen, Fransızca bilen gelip çarşı. Şimdi Arapça bilen gelip çarşı. Yani. Ne demişsiniz? Ben Zonguldaklıyım. Güzel ya. Arkadaşlar. Şeyden çıktık. Arif. Orada mısın? Resmini çekiyor. Merhaba der misin ya? Allah Allah. Hadi hemen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buralara 35 sene. Bölüm 1. İstanbul'daki tarihi Kapalı Çarşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'un kalbinde yer alır.
Osmanlı döneminde ticaretin merkezi olan çarşı, çeşitli zanaatkar ve tüccarları bir araya getirerek genişlemiştir. Kumaşçılar, çeşitli kumaş türleri ve desenleriyle müşteri çekmiş, saray ve zengin adilerin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesiyle kapalı çarşı ve kumaşçıları da değişime uğramış, Cumhuriyet döneminde tekstil endüstrisi gelişmiş, moda anlayışı değişmiş ve ticaret dinamikleri evrim geçirmiştir. Bölüm 2. Kapalı Çarşı'nın kumaşla örülü mirası. Kapalı Çarşı, İstanbul'un kalbinde tarihle bezenmiş büyük bir çarşıdır. 15. yüzyılda kurulan bu çarşı, sadece ticaretin değil, aynı zamanda kumaşın da köklü geçmişini yansıtmaktadır. Kapalı Çarşı, yıllardır kumaşın ticaret merkezi olmuş, farklı kültürlerin ve zanaatkarların buluştuğu bir nokta haline gelmiştir. Burada, İpek yolunun etkileşimiyle şekillenen çeşitli kumaş türleri keşfedilebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda kumaş, zenginlik ve statü sembolü olmuştur. Kapalı Çarşı'nın kumaş tacirleri, sarayın ihtişamına uygun kumaşlarla Osmanlı kültürüne katkıda bulunmuşlardır. Kapalı Çarşı, günümüzde de bulundurduğu kumaş çeşitliliği açısından eşsiz bir yere sahiptir. Farklı üretim tekniklerinin bir arada bulunduğu bu çarşıda her ihtiyaca cevap veren bir üretim bulmak mümkündür. Bölüm 3. Geleneksel ve modern kumaş üretim teknikleri. Kapalı Çarşı'da satılan birçok ürün gibi kumaşta da geleneksellikle modern yöntemlerin çatıştığı görülmektedir. Aslında kumaş konusunda üretimin ikinci planda kaldığı ve kumaşların doğrudan şehir dışından veya başka ülkelerden getirildiğini unutmayarak yine de geleneksel kumaş üretimi ile modern kumaş üretim tekniklerini kıyaslayacağız. Geleneksel kumaş üretimi elle dokuma tekniği çevresinde ilerlemekte ve insan eliyle gerçekleştiğinden dolayı da daha sağlıklı ve doğal olan boyalar kullanılarak üretilmektedir. Bu durum çevre sağlığı açısından ve özgün ürünler üretme açısından önemlidir. Ayrıca bir ürünü elle üretmek bir başkasından öğrenerek gerçekleştiği için usta-çırak ilişkisini ve ailede nesilden nesile dükkan işletmelerinin aktarılmasını da sağlamaktadır. Modern kumaş üretiminde ise ürünlerin fabrikalarda seri ve tek tip şekilde üretilme durumu söz konusudur. Üretim sırasında kimyasal ve sentetik boyalar kullanılarak daha geniş bir renk paleti sağlanmaktadır. Ancak bunun yanında bu kimyasalların yarattığı çevresel ve bireysel tehlike unutulmamalıdır. Modern üretimlerin günümüz taleplerini daha hızlı karşıladığı bir gerçek olmakla beraber, geçmişten gelen bazı gelenekleri de yok ettiği göz ardı edilmemelidir. Bu durumda geleneksel yöntemleri kaybetmeden onları modern tekniklerle buluşturmak, kumaş kültürü için doğru ilerleyiş biçimi olmalıdır ve bu şekilde özgünlük korunurken modern gereksinimlere de cevap verilebilmesi sağlanabilir. Ahmet, Filiz, hoş geldiniz. Bugün Kapalı Çarşı'nın kumaş ticaretindeki geleneksel ve modern yaklaşımlar arasındaki dengeyi konuşacağız. Ahmet, geleneksel yöntemlere olan bağlılığınızı kısaca açıklar mısınız? Tabii, biz aile olarak kumaşları elle dokuma ve geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Bu, bizim kültürümüzden gelen bir miras. Anlıyorum Ahmet, ancak müşterilerimiz hız ve çeşitlilik istiyor. Biz teknoloji ve modern üretimle bu taleplere hızlı yanıt verebiliyoruz. Geleneksel yöntemlerin değeri özgünlük ve emek. Müşterilerimiz bu özel dokunuşu takdir ediyor. Ancak Ahmet, değişen müşteri beklentilerine ayak uydurmalıyız. Hızlı üretim müşterilerimize daha fazla seçenek sunmamızı sağlıyor. Belki de geleneksel yöntemleri modernleştirerek her iki dünyayı da birleştirebiliriz. Hem kaliteyi koruruz hem de müşterilere hızlı cevap verebiliriz. Bu iyi bir öneri. İki yaklaşımı dengede tutarak her iki müşteri kitlesine hitap edebiliriz. Görüşleriniz için teşekkür ederim Ahmet ve Filiz. Kapalı Çarşı'nın kumaş ticaretindeki bu denge, geleneksel el işçiliği ve modern üretim arasında bir buluşma noktası olabilir.